Herkese merhaba diyoruz. Hayırlı akşamlar. Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızdan. Bizi izleyen herkese kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar. Değerli dostlar, videomuza başlamadan önce kanalımıza sağ alt butondaki abone ol tuşuna basarak bize abone olmanızı ve kanalımızı takip almanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere çok bomba, çok güzel bir video hazırlıyoruz arkadaşlar. Ayva üretimi, Ege 22 ayvası. Neden Ege 22 diktik? Ege 22 ağacını dikerken ne gibi, yani karşılaştırmış olduğumuz zorluklar, kolaylıklar, neler varsa bugün muhtelif dönmez kardeşimizle sizlere çok güzel sohbet edeceğiz arkadaşlar. Videomuza da yavaş yavaş başlayalım. İlk önce Muttalip'e bizi tarlasına davet ettiği için, bizi kabul ettiği için, bu güzel ikramlar için çok teşekkür ederiz kendisine. Teşekkür ederiz. Ne demek? Hoş bulduk. İnşallah daha da bekleriz, her zaman bekleriz. İnşallah yani. her zaman sadece video işine değil, geliriz inşallah. Muttalip, şimdi ben sana ilk önce sorayım. Bu tarlayı ayva dikmeye ne zaman karar verdin? Ayva dikmeye karar verdikten sonra cinsini araştırdın mı? Yani Ege 22'ye neden karar verdin? Yani verimi memnun musun? Kaç ağacın var? Kaç geçen yıl ne kadar verim oldu? Bu sene tarlayı söylediğin kadarıyla sattın mahsulünü. Mahsulü verdik. Hani memnun musun, değil misin? Bununla alakalı biz sözü sana bırakalım. Tamam. Biz yıllar önce gördüğünüz gibi zaten ayvası meşhur. Evet. Ama ayva daha önceki yıllarda ticari değeri zayıflamış. Tütün parayı çok etmeye başlayınca ayva ağaçları birbiri sökülerek ticari değerini kaybetmiş. Halk da yiyecek kadar, kendilerine yiyecek, kendine temin edecek kadar bir iki ağaçtan devam ettirmişler. Ta ki bu yıllar önce bir arkadaşım vardı benim. Yani muhabbet olsun söyleyeyim size. Evet. Maalesef arkadaşımızın yanına ziyarete geçti. Görürsen ne istiyorsun dedi. Ve dedi görürsen ne istiyorsun, meşhur ayvası. Bana ayva getir dedi. Araştırmaya çıktım. Ayva yok. Evet. Bende yok. Eşim, dostum, arkadaşlarıma sordum. Onlarda da yok. Gittim neyse bir yerden bir şekilde temin ettim. Buldum ve bu ayvaya talebin önümüzdeki yıllarda daha da çok olacağını düşünerekten ayva bahçesi oluşturmaya karar verdim. Evet. Bizim köyümüzde bir abimiz vardı. Hüseyin Ataman. Evet. O da biraz destek çıktı bize. Arkadaşlar, Hüseyin Ataman ilk kooperatif başkanımız. Karanköy Kalkınma Kooperatifi'nin ilk başkanı ve ilk bu ayvacılığı teşvik eden. Biz de o sürelerde, anlattığı sürelerde de muhtemelen bu işi görüşmüştük. İlk beraber karar verdik yani ayva dikmeye de. Evet. O Hüseyin Ataman abimiz ayva dikelim başladı. Ayva dikelim der durdu. Biz de ya ne olacak, ayvayı alamaz, satamaz, yeni çalamaz, kime ne yapacağız, ticari değeri yok falan diye düşünüyorduk. O dikin dedi. Neyse, dediğim gibi ayvası meşhur olduğundan ayva istiyorlar. Ayvaya talep yok çok. Aynen. Ama biz bunu karşılayamıyoruz diyerekten, düşünerekten o zamanlar 120 ağaçla başladık ayva dikmeye. Ege 22 çeşidini araştırdık. Verimi yüksek, iklim şartlarına uyuyor. Bir de görselliği, değil mi? Görselliği, lezzeti, aroması çok da güzel. Evet. Bizim yerli bölgeye de uyduğundan, hani atmosfer de güzel olduğundan güzel ayva çıkarıyor diye düşündük. Diktik. Tabii ilk diktiğimizde acemiydik ayva yetiştirme konusunda. Ayvanın hastalıklarını bilmeyiz, bakımını bilmeyiz, toprak değerini istiyor, onu bilmezdik. Tabii biraz acemi süresi geçti. Bu süre zarfında birkaç ağacımızı kaybettik diyorsun yani. 3-5 ağacımız, onlarca, 10-15 tane falan ağacımızı kaybettik genelde. Deneme yanılma üstünde öğrendik. Soruyoruz, bilen yok. Ayvayı yetiştiren yok. Evet. Acaba nedir, ne değildir diye. Yıllarca hem tecrübe ettik, hem sorduk, hem araştırdık. Şu anda ayvalı konusunda, yetiştirme konusunda engin bilgiye sahip olduk. Aynen. Arkadaşlar, bu tecrübeli oluyor. Yani ilk bu işe karar veriyorsun ayvayı tüketmeye. Göresimizin ayvası meşhur. Bu söyleniyor ama dediği gibi piyasada ayva yok. Ayva dikimine başlıyorsun. Bu sorunlarla karşılaşıyorsun. Bunları çözerek, değil mi? Uygulayarak, okuyarak, araştırarak, deneyerek, bilhassa deneyerek, tecrübe ederek öğrendik. Akabinde 1500 tane daha üzerine ilave ettik. Ayva bahçemizi oluşturduk. Onlar da önümüzdeki yıl verime geçti nasip olsa. Muhtelif arkadaşımız bu 120 ağaçtan gerekli verimi aldığını görünce, pazar payında olduğunu görünce, pazar bu işten de para kazanmaya başlayınca ben boş tarlaları da ayvada doldurayım dedin. Atıl durdurdu. Bulunan tarlaları da ayva doldurduk şu anda. Yaklaşık 1600 tane civarında ağacımız oldu. Allah nasip ederse onlardan da. Önümüzdeki yıldan itibaren onlar da taleplere tek tek cevap vermeye başlayacağız. İnşallah inşallah. Ya dostlar, Muttalip biz bundan bir video önce de Göras Ayva Festivali'nde
dereceye girdi. Yarışmada ikinci oldu. O videomu izlemişsinizdir mutlaka. Eğer izlememişseniz bu videomu ilk defa izliyorsanız da o videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Kıranköy Gördes Ayva Festivali'nde en iyi ikincilik ödülünü aldı i̇kinci arkadaşımız. Aldık. İnşallah başarıları artarak devam eder. Daha seneye daha birincilik gelir. Hedefimiz birincilik tabii. Tabii her sene birinci. Hedefimiz yüksek. Birinci olan arkadaşımıza tabii tebrik ettik. Tabii. Acaba hani bizim bir eksiğimiz var mı diye sorduk. Hani onun uyguladığı çeşidini araştırdık. Onun uyguladığı attığı gübreleri ve hatta bakımını araştırdık. Ona göre tabii önümüzdeki yıl ona göre biraz daha bizden bir adım önde olmasının sebebi illaki vardır yani. Tabii. Peki mesela Muhtarip burada ayva ağacı var. Ayva ağaçlarında ortalama kaç kilo meyve? Yani ortalama gece sen tuttun mu yani? Ne kadar geldi? Kaç ton geldi? Burada 120 ağacım var diyorsun mesela. Evet. Tamam mı? Verimde mi? Verimdeyse kaç ton aldın? Bunları da bizi takip eden izleyicilerimize anlatırsak iyi olur. Şimdi ayva ağaçlarında yetişmiş bir ayva ağacında ortalama 100 kilo civarında ayva oluyor. Evet. Bizim bölge olarak uyuyor mu uymuyor mu onu tam olarak da şey yapamadık ama ben 100 kiloya daha ulaşamadım. Ha olmuştur 150 kilo ortalama bazında. 150 kilo ağaç olan var, 70 kilo olan var, 100 kilo olan var. Ortalaması yine 100 kilo civarında oldu. Ya yaklaşık işte geçen sene 120 ağacımızdan 7-8 ton civarında ayva aldık. 8 ton. 3 kaç paradan verdik? Yaklaşık 3,5'a falan gelmişti geçen sene. Tamam. Yani Allah bereket versin gene. Bereket versin o yani zaman. İyi para. Ve bu işin başındayken bu. Başındayken evet. Ya yani işin başındayken arkadaşlarımız bizim ağaçlarımız şu anda daha gelişimini devam ediyor. Yani ağaçlarımız 10-12 yaşına gelince tam verime geçmeden yani tam verime geçmeden böyle yani tam verime geçtiğinde bu ağaçların 120-150 kilo 200 kilo arasında ayva verebileceğini de ben tahmin ediyorum. Evet, 80'le 100 tam verimde 100-150 kilo arasında. Yani 80'le 150 diyelim artık. Aynen ama şunu söyleyeyim yani 200 kilo ayva alacağız deyip de bir sürü ayvayı da bırakmaya gerek yok değil mi? Aralama lazım ayvaların daha büyümesi için değil mi? Daha lezzetli. Şimdi ayvanı illaki aralama yapmak gerekiyor. Artı bir ağaçtan olması gerektiğinden fazla yük olursa dal kırılması. Dal kırılması oluyor. Ağaç çok yoruluyor, hastalanıyor. Evet. Bu da bir yıl sonraki ürünü etkiliyor. Yani tabii aynen. Yani 1500 toplamda kaç ağaç olmuş oluyor artık senin? 1600 civarında. 1600 civarında. Arkadaşlar güzel bir sayı 1600. Yani bu geçen sene çoğaltılmış bir rakam ve bu şu anda Manisa'nın Göraz ilçesinde bütün biz Kıranköylüyüz. Bizim topraklarımızda bu çok iyi oluyor ve bu yöreye biz daha çok bu ayva fidanlarının dikildiğini görüyoruz ama baktığımızda Göraz'ın geneline de diğer köylerde de şu anda talep var. Bayağı ayva bahçesi oluşumları var. Yani ileriki yıllarda pazar payının hiç sıkıntı olmadan değil mi? Yani Türkiye'nin her yerine bu ayvanın talep göreceğini tahmin ediyorum ben de. Şu an zaten taleplere cevap veremiyoruz. Mesela ülkemizin her tarafında, yani bazı bölgelerinde ayva yetişmesine rağmen Gördes'in ayvası aroma olarak, şekil olarak çok daha bir adım önde aynen olduğunu yani düşünüyoruz. Hani illaki her tarafın kendine göre özelliği vardır. Oralar da güzeldir illaki de. Ama Gördes'in ayvası piyasaya göre daha da pahalı bittiğini gördük yani. Aynen inşallah. Gördüm. Yani bu şimdi biz arkadaşlara görsellerde de paylaşıyoruz. Değişik videolar da çekip paylaşıyoruz. Takdir tabii bizi izleyen izleyicilerimizindir. Gerçekten tabii biz tadına baktıramıyoruz izleyicilerimiz ama görsel olarak gerçekten bu ayva çok güzel ayva. Keşke imkanımız olsa soframıza buyursanız arkadaşlar. Bizlerle beraber bir tadına baksanız gerçekten Göraz'ın ayvası çok lezzetli. Sizlere Göraz'ın ayvasından sipariş vererek mutlaka tadına bakmanızı öneririz arkadaşlar. Gerçekten de biz bunu reklam olsun diye değil. Gerçekleri söylüyoruz. Göraz'ın ayvası her zaman bir numaradır değil mi? Bir numaradır öyle diyelim artık. Biz şanslıyız. İçindeyiz ayvanın. Biz burada yani bunu kendi bahçelerine toplayıp yiyebiliyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Hani ekstradan ayva bahçesi oluşturacak olan arkadaşlarımız olursa da ben tavsiye ediyorum. Hani Gördes genel olur. Türkiye'nin her yerinde neresinde olursa olsun. Bize evet ulaşabilirler. Senin kanalından olsun. Aynen. Kanalımızda yorumlar kısmında yorumda bulunabilirler bizlere. Yani bizde sorular olursa oradan tecrübelerimizi paylaşır. Onları da aydınlatırız gerekirse. İnşallah. Evet değerli dostlar, bizleri videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için ve bizlere katlandığınız için diyelim çok teşekkür ederiz. Amacımız sizleri sıkmak değil, sizlere faydalı bilgiler vermek. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Bizleri takip alırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Daha değişik, daha güzel videolar, daha değişik bahçelerden videolarla beraber sizlerin karşısına çıkacağız. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.